Soru 1. Erkeklerle grupta ses kaydı olmadan dini bilgiler konusunda mesajla konuşmak caiz midir? Demiş bacımızın bir tanesi. Şimdi özellikle son zamanlarda bu sosyal medya belası çıktıktan sonra maalesef ama maalesef bütün sosyal medyada kadınların çokça böyle boy gösterdiğini görüyoruz. Boy göstermekten kastım ne? Yani sürekli bakıyorsun kadınlar işte her videonun altına yorumlar yazmaya. Bu sefer erkekler de bunlara cevap vermeye. Dolayısıyla bu büyük bir fitnedir. Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya yaklaşmayın diyorsa zinaya yol açabilecek bütün kapıları kapatmakta fayda vardır. Maalesef bakıyorsun kendi isimleriyle işte gerek videoların altına gerek farklı farklı Facebook gibi farklı farklı sosyal medya mecralarında ne yapıyorlar? Erkeklerle konuşma fitnesinin içine düşüyorlar. Allah muhafaza bu caiz değildir. Bir Müslümanın özellikle Müslüman bir kadının böyle yabancı bir erkekle hiçbir mazeret olmadan konuşması caiz değildir. Genellikle şeytan bunları kandırıyor. Neden kandırıyor? Çünkü şeytan sizin de bildiğiniz gibi insanları bazen Allah Azze ve Celle'nin sözüyle de kandırıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin sözüyle derken Allah için kandırıyor. Diyebilirsiniz ki şeytan nasıl Allah için kandırır? Mesela örnek vereyim size. Şeytan size der ki işte ya şu kadına yardım et der. Erkek için söylüyorum. İhtiyacı var der. Sonra erkek de evlidir, yanına eşini almaz, tek başına gider, konuşur. Allah muhafaza orada kadının sesinden etkilenir, başka bir şeyinden etkilenir. Aha zinaya düştü, Allah muhafaza. Veya farklı farklı yerlere gitti. Halbuki başta niyet neydi? Niyet Allah içindi. Veya mesela bu çokça oluyor. Kadınlar sosyal medyada İslami videoların altında yazılar yazıyorlar. Yorumlar yapıyorlar kendi isimleriyle. Bu sefer erkekler de bunlara cevap veriyorlar. Bu sefer bakıyorsun ki konuşmalar ho başka yerlere gitmiş. Bunlar kesinlikle caiz değildir. Allah Azze ve Celle der ya sakın şeytan sizi Allah adına kandırmasın. Burada aldatma ustası diye tanımlanıyor. İbn Abbas böyle tanımlanıyor. Aldatma ustası. Yani aldatmak konusunda usta olan o şeytan var ya, şeytan sizi Allah adına kandırmasın. Ondan dolayı bu neye girer kardeşler? Bu gizli dostluğa girer. Allah Azze ve Celle kadınların gizli dostluk yapmasını da kesinlikle yasaklamıştır. Bunun kadınların iffetine zarar vereceğini söylemiştir. Buraya dikkat. Çünkü sosyal medya öyle bir bela ki sen kadını eve hapsediyorsun. Kadın telefonla, bilgisayarla, tabletle farklı farklı şekillerde ne yapıyor? Allah muhafaza başka insanlarla iletişim kuruyor. Ve bunun da günah olduğunu düşünmüyor. Zannediyor ki İslam'a hizmet ediyor. Din adına konuşuyor. Din adına ahkam kesiyor. Konuşmaması gereken şeyleri konuşuyor. Bunu Allah için yaptığını iddia ediyor. Kardeşler, bu ne kadınların işi, ne de kadınların orada işi olmaz. Her bir Müslüman bu konuda Allah'tan korksun. Elini vicdanına koysun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashab annelerimiz bu konuda çok tutarlı, çok iyi davranışları vardı. Ondan dolayı onları örnek alsınlar, evlerinde otursunlar. İlim talep etmek istiyorlarsa açarlar, dinlerler veya internetten bir şeyler okurlar. Ama bunun dışında işte gruplarda yazışmak, yorumlarda yazışmak, sosyal medyada yabancı erkeklerle yazışmak kesinlikle caiz değildir diyebilirim. Evet, bu konuda da Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir diyeyim.